Gazetecilerin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza kampanyası sorusuna cevap veren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, "Sabah ben de adliyeye imza atmaya gidecektim ama yoğunluk nedeniyle hafta sonu gideceğim ve Genel Başkanımız Meral Akşener için imza atacağım. Hem havalar ısındı hem siyaset ısındı. Bunun sonucunda inşallah ülkenin güzelliklere kavuştuğu bir vesile olsun bu sıcaklar. Kötülüğe vesile olmasın inşallah" dedi. "Vallahi sabah ben de imza atmaya gidecektim. Dediler ki hiç gelme, giremezsin, izleyen var. Cumartesi de pazar gidip Meral Akşener'e imza atacağız Sayın Genel Başkanımıza. Dediğim gibi hem havalar ısındı hem siyaset ısındı. Bunun sonucunda inşallah ülkenin güzelliklere kavuştuğuna vesile olsun bu sıcaklıklar. Kötülüğe vesile olmasın inşallah. Sezonu açtık. Kazasız belasız huzurlu, bol kazançlı bir sezon temenni ediyoruz. Tabii sıkıntılarla açılıyor, yani her şey dört dörtlük değil. Konuşmamda da ifade ettim ben. Hani hocam, kimseden inayet istemeye ihtiyacımız yok bizim Fethiyeliler olarak. Şu Ölüdeniz'in bir yıllık gelirini, yani resmi kurumların aldığı geliri, işte Kumburnu, Kırdak, Belceğiz, bunların parasını, işte şuraya çıkış parasını bırakacaklar buradaki yetkili arkadaşlara. Ölüdeniz'in altyapısını, üst yapısını pırpır yapar geçer. Şimdi dünya markası bir yer burası. Bütün turizm fuarlarında her türlü tanıtımımızda bunu kullanıyoruz. Ama dışı seni yakıyor, içi beni yakıyor. Saatçi CHP'nin Muharrem İnce tercihi doğrudur diyerek sözlerine şöyle devam etti. Doğru. Kendisi mi aday çıkarması lazım? Yani şimdi Ekmelettin İhsanoğlu olayını yaşadıktan sonra işte çatı adayı diyerek birini çıkarıp sol seçmenin oy vermeyeceği bir adamı çıkarmaktansa birinci turda herkesin kendi partisinin adayına "ha işte bu benim adayım, göğsümü göre göre verebilirim" diyeceği bir adayla yola çıkmasından daha doğal bir şey yok. Ama ikinci tura kalırsa seçimler, o zaman en yüksek oyu alan bu anlamdaki şey, iki cephe oluştu. Birinci cephe, ikinci cephe. İkinci cephenin adayının arkasından hepimiz oyumuzu vereceğiz. Yani ama bu CHP'nin adayı olur, ama İYİ Parti'nin adayı olur, ama Saadet'in adayı olur. Bu iş böyle gözüküyor. Diğer tarafın adayı da tek zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkenin hayırlı olsun hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.